Evet değerli arkadaşlar, bu sabah özellikle bahsetmiş olduğumuz Pegasus hissesinde hareketin bir tepki, dip sürecini tamamlama isteği içinde olduğunu, bir tepkinin gelebileceğini paylaşmıştık. Ve son durumda 12.48'in görüldüğünü görüyoruz. Dünkü kapanışı 12 civarıydı. 12.10'lar civarındaki bu harekete baktığımızda, en azından genel tablomuza dönelim. Şöyle bir en altta Pegasus'la ilgili 12.06 üzerindeki her hareketin 12.14 haftalıklarda 12.46'ya kadar uzamasını ihtimalinden bahsetmiştik ki neresi görüldü? Tam da 12.48 görülmüş. Şu an için bir yatay hareket, bir süre yatay hareket devam edebilir. Sonrasında özellikle 12 haftalıklar tarafında 12.06-12.16 aralığında bir süre gezip sonra 12.16 üzerinde kapanışlarla 12.46 üzerinde daha büyük adımlara doğru, 12.45 üzerinde günlük kapanışlarla 12.68'lere de 12.70'lere doğru bir hareket ihtimali söz konusu olabilir. Bu da bizim için önemli bir hareket aralığı ve önemli bir marj olarak karşımıza çıkacak. En azından bu havada bile yukarı prim yapabilecek hisse ihtimalinden bahsediyoruz ve bunun devamını gelmesini bekliyoruz. Bu tarz hisseleri sizlerle tekrar paylaşmaya çalışacağız. Evet, Turkcell. Sabah bahsetmiş olduğumuz bu hisse endekse göre hala güçlü ve olumlu seyrini koruyor. Bizim de beklentimiz bu yönde. Hala hazırda hissenin bugünkü 10.09, aşağıda 9.95 gördüğünü görüyoruz. 10.09, yani 10 11'in üzerine çıkamadı. 9.95'te aşağıda önemli bir destek olarak karşımıza çıkıyor. Bu aralıkta kırmızının altında gezdiği için şu an için bu aralıkta seyretmesi normal. Ama onun üzerinde kapanış, 9.99 üzerinde kapanış bile önümüzdeki günlerde bu hissenin endeksle karşılaştırdığımızda görüldüğü üzere isteğinin devam ettiğini, belki yarından itibaren burada daha güçlü bir hareket görebiliriz ki bu gerçekten önemli olacak. Dolayısıyla Turkcell'de biz beklentimizi koruduğumuzu size söyleyebiliriz. Bunun dışında diğer hisseleri de birazdan güncelleyeceğiz. Herkese iyi günler diyorum.